Anne, benim canım çok uyuyor. Hadi yapayım şimdi. Oğlum biraz rahat dur. Kardeşin uyanacak. Uyansın işte ye güzel. Beraber oyunla oynayız. Ay ben şimdi hangi işi yapsam acaba? Ne işi yapıyorsun Feride? Ne bu telaş? Şaki abiyle Canan abi gelecek. Hayırdır onlarla ne işin var? Misafirliğe mi geliyorlar? Yok Mirket ya benim misafirlik halim mi kalmış? Yardıma geliyorlar bana. Sen nereye gidiyorsun böyle? Bu motosiklet işi beni çok sardı Feride. Artık kiralamayı bırakacağım kendime. Çok güzel bir motosiklet alacağım. Aman Mirket ya tehlikeli olmasın. Baba ben ineceğim ana ağacın arkana. Ben de geleceğim. Var oğlum var. Onun için daha zaman var. Hadi size kolay gelsin. Ben çıkıyorum. Mirket bir dakika ya. Şu oğlanı da götürsene yanında. Evde çok canı sıkılıyor. Üzgünüm Feride. Ay işte bak gördün mü anne. Gene götürmedi beni. Acaba bu adam beni sevmiyor mu? Olur mu hiç öyle şey oğlum? Babalar çocuklarını çok severler. Ama senin babanın biraz fazla işi var. O yüzden götüremiyor. Hadi sen geç yukarıda biraz oyuncaklarınla oyna. Tamam anne gidiyorum o zaman. Gidiyorum diyor. Rüzgar gibi bir saniyede gidiyor. Nereden buluyor bu çocuk bu kadar enerjiyi bilmiyorum ki. Hayır doğru dürüst yemek de yemiyor yani. Heh. Şakir'le Canan da geldi herhalde. Ay Feride abla. Evimiz gibi bebek kokuyor. Hani neredeler? Dur Canan dur. Daha yeni uyuttum. Birazdan ağlamaya başlar zaten. O da aynı öteki gibi. Hiç yerinde durmuyor. Zaten hemşire bana zor yetiştirdi. Şimdi çocuklar iş paylaşımı yapalım ne dersiniz? Olur Feride abla. Sen ne dersen o. Şakir sen büyük haylazla ilgilen. Canan sen de bana bakarsın. Tamam Feride abla. Hemen yukarı çıkayım mı? Evet evet. Az önce fişek gibi gitti zaten. Bak bakalım neler yapıyor. Senin için merak etme Feride abla. O iş bende. Ay Feride abla ya. Bu kokuya bayıldım. Sen bir de geceleri bizde kal istersen Canan. Hiç uyuyamazsın valla. Neden ki Feride abla? Ciyak ciyak bütün gün ağlıyor bebek. Tam gözümüzü kapatıp uyuyacağız. Hadi bir daha ağlıyor, hadi bir daha ağlıyor. Karnı mı aç acaba Feride abla? Valla karnını da doyursan, altını da temizlesen gene bağırıyor, gene bağırıyor. Hadi gel Canan, mutfakta bana yardım et. Eminim birazdan bir sürü misafir gelecek. Ben bebeğe gidip baksaydım olmaz mıydı acaba? Ayol nerede kaldı bunlar? Biz yaşlıyız. Bizim geç kalmamız lazım. Güya genç olacaklar. Merak etme Şaziye Hanım. Birazdan gelirler. Çok mu beklettik sizi? Vallahi bacaklarım ağrımaya başlamıştı. Diğerleri nerede? Arkadalar Şaziye teyze. Birazdan gelirler. Hadi biz içeri geçelim. Ay hele şükür yani Şükufe Hanım. Birazdan şuraya düşüp bayılıverecektim vallahi. Söylenme Şaziye. Hadi yürü yürü. Galiba biraz fazla beklettik onları. Hoş geldiniz. Gözümüz yollarda kaldı vallahi. Sen gel şöyle otur dinlen. Yok Kadriye ablacığım merak etme. Gayet iyiyim. Canan bana çok yardımcı oldu. Ay ne güzel böyle evladının yetişmesi büyümesi. Değil mi Kadriye abla? Evet Feride'cim. Büyütürken biraz zor tabii. Ama ondan sonra güzel oluyor işte. Feride, iki çocuğa birden bakmak zor geliyor mu şimdi? Yani gece uykularını unutacaksın. Gezmeyi tozmayı unutacaksın. Hatta markete bile gidemiyorum ne zamandır. Bilmez miyim Feride? Benim de ikisi üst üstüne oldu. Hatta dinlerseniz size bir anımı anlatayım. Anlat Kadriye anlat. Çok severim eskileri dinlemeyi. Bir keresinde canım çok sıkıldı. Şakir o zaman yeni doğmuştu. Remzi'ye hadi bir yerlere gidelim dedim. Remzi de her zamanki gibi tabii ki karşı çıktı. Ama ısrar ettim. Hadi gidelim, hadi gidelim deyip durdum. Neyse biz yola koyulduk. Acaba iki çocukla nereye gidebiliriz diye düşündük. Remzi, herhalde çocuklu aileler parka giderler dedi. Ama benim canım parka gitmek istemiyordu. İyi madem dedi Remzi. O zaman biz de bir tane kafeye gidelim. Güzel bir gün geçireceğimizi düşünerek kafenin yolunu tuttuk.
Tabii oralar kalabalık. Karnım çok acıktı Remzi dedim. Bize bir şeyler ısmarla. Videomuza çok küçük bir ara veriyoruz. Arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Bunlar bizim için çok değerli. Arkadaşlarınıza da bizden selam söylerseniz çok mutlu oluruz. Hadi videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Remzi de görevliyi çağırıp menüyü istedi. Ama tabii bizim çocuklar rahat durur mu? Başladılar ikisi birden ağlamaya. Ciyak da ciyak, ciyak da ciyak. Canan ayrı ağlıyor, Şakir ayrı ağlıyor. Kafedekiler başladılar söylenmeye. Kimisi acaba karınları mı aç bunların diyor. Kimisi de yok canım, altları kirlenmiştir. Çocuk değil mi? Mutlaka temiz bakılması lazım diyor. Halbuki biz altlarını değiştirmiş, karınlarını doyurmuştuk. Ne yapalım Remzi? Ismarladıklarımızı yemeden eve gidelim bari dedim. Ve tekrar evin yolunu tuttuk. Yani sizin anlayacağınız, neredeyse 2 seneye yakın doğru dürüst hiçbir yerlere gidemedik. Büyüyünce de alıp başlarını gidiyorlar. Bakın bana, tek başıma yaşıyorum. Nankörlük yapmış Küve teyze. Her hafta kızın geliyor sana. Evet ama beraber yaşamıyoruz sonuçta. Özlüyorum onları. Feride, senin bebek yine ağlamaya başladı. Feride çok ağlıyor. Bir gidip baksan mı acaba? Telaş etmeyin hanımlar. Onun her zamanki hali. Şakir, Canan. Hadi siz de aşağı gelin. Bebeği de alın gelirken. Bakabilirler mi evladım? Bakarlar bakarlar. Sabahın öğrettim ben onlara. Hanımlar, hazırmışsınız. Ve karşınızda Canan abiye Şakir abya. Oğlum yine yanlış söylüyorsun. Boşverin şimdi yanlışlığı. Gözlerinize inanamayacaksınız. Yeyey oldu yeyey. Ay ne oldu acaba? Yine ne yaramazlık yaptın? Yoksa babanın formüllerini mi karıştırdın? Canan. Şakir. Bu haliniz de ne sizin böyle? İmdat, burada çok kötü şeyler oluyor. Kaçın. Ay bekleyin ben de geliyorum. Ben yaptım anne. Çok güzel oydu değil mi? Bebek bir türlü şuşmadı. Onlar mama büyüyken ben de üşleyine babamın formüllerinden bir tanesini döküverdim. Çok güzel oydu ama. Şakir'in kucağında bebekliği de var. İnanmıyorum. Nasıl düzelecek bu ortam böyle? Ha, Mirket de geliyor zaten. Ay bana bir şeyler oluyor Kadriye abla. Canan. Şakir, hepsini sen yaptın değil mi? Küçük haylaz seni. Tüm bıraktığın formülleri devirdin başlarından aşağı. Çabuk itiraf et. Ama yapayım baba. Çok renkliydi, çok güzeldi. Bir de dökerken böyle yıldızla uçuşuyordu. Bir dakika, bir dakika. Cebimde bir yazcık kaldı. Yine döküyorum. Yeter yeter, dökmesin daha. Mirket, nasıl düzelecek bu ortam? Söyle çabuk. Havalarda pek güzel değil mi Kadriye? Galiba birkaç gün böyle devam edecekmiş.